Gezegen Günlükleri serisine hepiniz hoş geldiniz gezegen halkı. Şu an ekranda gördüğünüz öğrenciler benim koçluğunu yaptığım öğrenciler ve biliyorsunuz biz Bilkent Mühendisi Twitch kanalında bütün gün boyunca birlikte ders çalışıyoruz canlı yayında. Bu video serisinin amacı da aslında bütün gün boyunca yaptığımız şeyleri günün sonunda sizlerle paylaşarak ertesi güne sizleri motive etmek. Çünkü çok fazla dışarı çıkamadığımızdan rakiplerimizin neler yaptığından da bir haber oluyoruz. O yüzden de birazcık size rakiplerinizi göstermek istedik. Hadi gelin bakalım kimler neler yapmış. Gezegen Günlükleri serisinin 24. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, Tofi el salla. Evet, Tofi de size el salladı ve şimdi Salih Mert Yiğit'le başlıyoruz. Salih mikrofonun... evet. Arkadaşlar merhaba, 12. sınıfım, hukuk okumak istiyorum ve bugünüm verimli geçti yani matematik adına akşama kadar maşallah. 12 saat 200 soruyla bugün çalıştım ve Süpersin. Daha şey canlı ders olmasına rağmen 12 saat mi yoksa yok muydu? canlı ders yoktu. Yani öğrenmeye harcadığın efor 12 saat bugün. Bugün 12 saat. Evet. Tamam, güzel. Süpersin. Hülya. Merhaba arkadaşlar. Benim ikinci mezun yılım. Tıp fakültesi okumak istiyorum. Bugün 11 saat çalıştım. Oo. Oo, güzel. Beğendim. Kemal bunu beğendi. Aslı. Ben de bugün 7 saat çalıştım. 200'de soru çözdüm. Atakan. Atakan'dan haberim yok. Atakan bana yazdı da. Bir dakika hemen bakayım Atakan kaç saat çalışmış. Atakan kaç saat çalışmış. Atakan kaç saat çalışmış. Atakan bugün 7 saat çalışmış. Aynı çalışmışız bugün. Evet. Atakan'ı linçlemeyin arkadaşlar. İyi çalışıyor artık. Evet, Buse. Atakan artık kesin çalışıyor. Evet. Buse. Evet, bu sefer mikrofonu açmayı unutmadı. Güzel. Evet, açtım. Bugün 11 saat çalıştım ve 400 soru çözdüm. Sen bugün böyle bir tatsız gibisin ya. Böyle bir durgun gibisin. Niye? Evet. Niye? Tatsızım. Niye? Kardeşinle mi kavga ettin Bilmiyorum, gene? modum düşük. Yine kardeşinle Yok. mi kavga ettin? Seni spor lisesine gidiyor Hayır. zannetmişler. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Evet ya, bir gün gelmişti ya. Sen sanırım şey demiştin. Buse ile kardeş spor lisesinde okuyor demiştin. Öyle yanlış anladılar herhalde. Ben Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde okuyorum arkadaşlar. Spor lisesi değil. Yani keşke Tekirdağ'da bir Anadolu Lisesi deseydin. Direkt adres vermeseydin ama. Olsun. Sen bilirsin. Olsun. Peki, tamam. Benim için sıkıntı değil. Evet. Çıkışa geliyorlarmış. O zaman görürsün sıkıntı. Değil mi? Evet. Ezgi Hanım. Evet. Tamam. Geliyor sesin. Zeynep nerede? Zeynep. Bize Zeynep'i getir. Zeynep'i şey yapıyorum, kovuyorum artık. Çok zor şartlar altında ders çalışıyorum. O yüzden kapıyı falan kilitliyorum. Öyle hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Evet, sadede gelelim. Ben Kırık OBP ile hazırlanıyorum. Bugün 7 saat çalıştım. 210 soru çözdüm. Bu kadar. Kırık Söyle OBP ile yani. Böyle hazırlandığını neden uyanmasaydım zaten. belirtiyorsun ki Kırık OBP ile? Bu ne kadar Bilmiyorum. Herkes mezun demiş. O içinde bir yüzden yara, böyle isim ne kadar geldi. içinde bir yaraysa artık hep belirtmek istiyorsun. Ama sıkıntı yok. Kazanacağız ona rağmen merak etme. Berk. Merhaba arkadaşlar. İkinci mezun yılım. Hedefim Marmara Tıp. Bugün 13 saat 50 dakika çalıştım. Uf. 350 soru çözdüm. Dilara'da 7 saat 200 soru. Hülya havalara uçtu şu an. Ha, aynen. Hesapladım da şu an bir Evet. hesap yaptım. Son gün kaybettik Evet. artık. Aynen. Ilgın. Ezgi kaç saat çalışmıştı? Ezgi kaç saat İyi. çalış? 7 aynen. Ilgın. Abi ben bugün 10,5 saat çalıştım. Oo, mükemmel. 5,5'da kalktım abi. 5.30'da kalkıp 10.30 saat çalışman da ayrı bir mükemmel. Kesin arada uyumuşsundur. Kesin arada uyudun. Değil mi? İki saat. Evet, seni artık çok iyi tanıyorum. Evet, devam edebilirsin. Dayanamadım, ne yapayım? Abi soru sayımı hesaplamadım. Vallahi bilmiyorum ama 200'ü falan geçmiştir yani. Bayağı soru çözdüm. Bir zahmet geçsin yani 200'ü de. Abi Emre 11 saat 87 soru çözmüş. Olmayabiliyor bazen. Arkadaşım Şevval'de 7 saat çalışmış. Soru sayısını bilmiyorum. Nice. Emirhan, bugünkü hedefin ne? Diyeceğim bir ey bakalım. Burası ne ya böyle? Ufuk Üniversitesi falan mı? Öyle bir üniversite mi? Işık Ne diye vardı sanki. burası ya?
Kültür abi mi burası? Kültür ya. 9 Eylül. Kültür değil ya. Kültür şey, kültür bildiğin alışveriş merkezi binası gibi. Burası böyle evet, daha... Evet güzel abi. Değil mi? Daha şey. Tek bina mı? 9 Eylül. 9 Eylül. 9 Eylül. Güzelmiş. Evet. 9 Eylül, Eylül psikoloji hedefi. 9 Eylül psikoloji güzel. Bugün ben çalışmadım. Toki yazmış bile. Toki yazmış. Niye çalışmadın? Ders çok çalışmadım. Bugün tatil günümdü. Yani sene başından o kadar fazla çalışmak istemedim. En azından haftada bir gün. Bugün 2 saat çalıştım. 45'te soru çözdüm. 2 saat mi çalıştın? Evet. Utanmıyor musun peki şu an? Hayır. Hayır mı? Peki. Abi bir haftada... Ya en azından insan bir 5 saat falan çalışır yani. Nimet'e yazık. Yani evet. Nimet şu an... Bakacağız. Hayır, haber verecek daha bir sözde az çalışacağı zaman. Ona göre yapacaktım ben. Öyle bir şey mi dedin? Ben dedim o zaman. Benim bir haberim. Evet Nimet sen. Ben 8,5 saat çalıştım. 80 soru çözdüm. Bir saatte 10 soru çözdün yani. Yo. Konu çalıştım çok. Peki. Hayır ama hani bizim paragraf rutinimiz vardı ya. Paragraf zaten çözmüş olsan. Onu çözmedim ya. Onu daha sıkmadım. Ama 5,5 gibi falan uyandım. Anladım. Sen yine soru sayını arttır bence birazcık Nimet, tamam mı? Konuyu çalışırken de soru çöz. Çözümlü sorular çöz. Onları da yazabilirsin soru sayısına. Erkant? Ben bugün 8 saat çalışmışım. 200'de soru çözmüşüm. Aslı? 6 saat çalıştım. 200 soru çözdüm. Nice. Güzel. Evet. Artık haftanın kazananı kaybedeni belli oluyor değil mi bu videoda? Evet. Neden belliydi? Evet. Şimdi kazanan belli zaten de kaybedeni çok merak ediyorum ben. O da belli. Atakanlar değil. Şimdi önce günün kaybedenini söyle. Ya da dur haftanın kaybedenini söyle. Aynen. Onun için bir hesaplama yapmamız lazım. Yapmadım mı o hesapları biz videoyu çekerken? Biz iki kere kaybettik galiba. Abi daha şu an belli oldu. Plüton iki kere kaybetmiş. Son golü biz attık herhalde. Son golü. Abi Mars üç kere kaybetmiş. Plüton iki kere. Mars kim? Aslı Öztürk Atakan. Tamam, Aslı Öztürk Atakan kaybetti o zaman. Evet. Atakan bir hafta daha altıda kalacak. Peki bugün... Atakan bu hafta 5'te kalksın. Peki bugün kim kaybetti? Bugün Plüton. Emirhan'la Nimet. Tamam onu ifşa... geldi. İkinizden birini ifşalayayım mı? İzin veriyor musunuz ifşalamaya? Abi Emirhan'ı ifşalayabilirsin. Ben Emirhan ifşalayayım mı sana? Olur abi, fark etmez bana. Emirhan mutluydu değil mi? İki tane Emirhan var da. Bak Emirhan'ın hedefi burada ne yazıyor biliyor musunuz? Hedefin ne yazdığını söyleyeyim mi? Söyle abi. Söylüyorum. İlk 10.000 yazıyor hedefi. Evet. Evet. Gerçek. Koşluktan beklentisi benim salmamam için düzene sokması. Ailevi problemler, evde küçük yeğenim var, çok ses çıkarıyor. Evet. Keşke ailevi problemlere ben de kardeşimi yazsaydım. Evet. Şey demişim ki dersleri en iyi dersinizden en kötü dersinize sıralayın demişim. Din felsefeyi bile yazmış onlara. İlk defa din felsefeyi yazan kişi. Emirhan'ın günlük programı 3-6-9 saatmiş. Ama sadece Cuma'yı doldurmuş. Emirhan 07-08'de başlamış. Yani ne zaman oluyor? 7 Ağustos. Evet yani işte 1,5 ay falan olmuş. Bu 1,5 ay içerisinde toplam 7622 soru. 323 saat çalışmış. Tam bu kadar ifşa yeter herhalde. Değil mi? Komik bir şey aradım da. Emirhan bir kere... Ha bir dakika. Evet. Emirhan tamam. Emirhan'ı ifşa aldık. Evet. Başka? Kazanan kimdi? Berk'le Dilara mı? Dilara. Evet. Onlardan birini de ifşalasan abi. Farklılık olsun. İfşalayayım mı Berk? Abi aynen Berk'i ifşala da. İfşalayayım mı? Hayır Berk'i ifşalayamam. Berk'i şimdi ifşalarsam her şey açığa çıkar. Biraz ilerleyen bölümlerde ifşalayayım Berk'i.
Hayda. Arkadaşlar Berk'in ifşası için ilerleyen bölümleri takip etmeyi unutmayın. Her an ifşalanabilir. Evet. Berk'ten bile prim kast. Birini seçip soru sormak isteyen var mı? Hadi birini seçin, birine soru sorun. Ama çok hızlı, hadi hızlı hızlı hızlı. Aslı, bize bugün Atakan hakkındaki hislerini açıklar mısın? Ben mi? Yani Atakan bu hafta iyiydi, Atakan kötü değildi yani geçen haftaya göre. Bir sorunum yok yani, Atakan'la iyiydik. Bir de okulu var ya, çok şey olmuyor yani, o da haklı, ona da hak veriyorum biraz. Biraz daha çalışsa iyi olurdu ama doğrusunu söylemek gerekirse bir de çıktığını duyunca bir yıkıklık yaşadım. Ben onu 6'da 7'de çıkıyor gibi hayal ediyordum. Ama 9'da gidiyor, 1'de çıkıyor galiba. Öyle yani. İyi, iyi bir insan. Evet, şimdi Ezgi. İçinden sövüyor. Ezgi, Hülya'ya yok soru efendim. Sor. Hülya'ya soru sor. Sor bakalım. 10 saniyen var. 10, 9, 8. Bana bir yerden tanık geliyorsun nereden? Ama hiçbir ortak arkadaşım var mı? Soru bu muydu? Bu muydu yani Ezgi? Evet. Sınavla ilgili bir şey sor. Bitiriyordum kafamdan. Şey. Ama sınavla ilgili bir şey gelmedi ki aklıma. Sınavla ilgili şunu sorabilirim. İkinci sene kalmaya nasıl cesaret ettin? Hayali, ben çünkü normalde bile mezuna kalmaya cesaret edemedim. O yüzden zaten kırık OBP'li hazırlanmayı tercih ettim. Evet. Kırık OBP'li. Ya insan hayali olunca bir şekilde karar veriyor. O hayalinden gitmek istiyor yani. Bırakamaz zaten. Eğer hevesliyse bırakamıyorsun o hayalini. O yüzden o hayal beni itti ikinci mezuna kalmaya. Evet, çok zordu karar vermek ama yine de yani bence doğru yoldayım. TEDx konuşması gibi oldu. Teşekkür ediyoruz. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kapatacağım videoyu. Buse. Söylemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğin. Neden mutsuz olduğuna dair bir açıklama, kamuoyuna bir açıklama, basın açıklaması var mı? Bak şimdi dün seni linçledikleri için böyle mutsuz falan zannedecekler seni. Yanlış algılara kapılacaklar. Hayır ya, o yüzden değil. Ne yüzden? Bir sebebi yok, sadece modum düşük. Aynen. Peki. Yarın seni daha cin gibi olan Buse ile görmek istiyoruz, tamam? Emir abi, ortaya çıktı. Chat açıkladı. Chat'ten öğrendik. Emir Hanım normalde bugün bir saat çalışmış. Ama herkes ikişer saat ekledi ya bugün. Hayır hayır, Emir Hanım eklemedi. Hatta bir emin... Ben de bunu yeni duydum. Yoksa eklerdim. Eklemedim ya. Eklesem ben 4 oluyordu. Ama. Hatta 2 saat 10 dakika, 10 dakikayı kestim, 2 saat dedim. Ama Emirhan bir şey değil mi? Birlikte Hakk'a girdik çünkü ikimiz. Helal için. Olsun. Ne? Birlikte Hakk'a girdik mi? Birlikte Hakk'a girdik. Birlikte cehenneme gideceğiz diyor yani. Evet. Ben ne yaptım? Evet, neyse. Daha fazla kirli çamaşırlarımızı burada sermeden arkadaşlar kapatıyorum videoyu. Arkadaşlar abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yarın dizimizin diğer bölümüyle görüşmek üzere. Hoşça kalın.